Olay 4 sene önce Erzurum'da gerçekleşti. Yurt dışında yaşıyorum ama aslen Erzurumluyum. Bilen bilir. Orada Abdurrahman Gazi adında bir zat yatar. Küçükçe bir dağın tepesindedir kabri. Hatta o yolda arabalar kontağı kapatıldığı zaman kendisi yukarıya kadar çıkarmış. Ben kendim denemedim. Deneyenlerin yalancısıyım. İşte o zamanlar kuzenlerimle sabahlıyoruz. Okey, kart oyunları falan. Dedik sabah namazını da kılalım bugün. Sonra da çorba içmeye gideriz dedik. Nerede kılalım, nerede kılalım derken bu Abdurrahman Gazi'de kılalım dediler. Tamam dedik, çıktık yola. Şehir merkezine en fazla bir saat uzaklıkta bir yer. Etrafında devasa denilecek büyüklükte piknik alanı var. Neyse, bu türbeye girmeden önündeki çeşmede, çeşmenin de adı var ama hatırlayamadım, abdest alıyoruz. Gece olduğu için abdest alırken aynı zamanda etrafımıza bakıyoruz. Dağın tepesi, hatta türbenin arkasında küçük bir mezar var. Etrafa bakarken gördük. Erzurum'u bilenler doğrulasın beni. Neyse, abdest alırken bu arada 4 kişiyiz. O mezarlıktan bir ses gelmeye başladı. Size yemin ederim, ben cinden ya da farklı varlıklardan nokta kadar korkmayan insanım. Ama o sesleri duyunca vücudum kas katı kesildi. Herkes abdesti falan bıraktı. Birbirinin suratına bakmaya başladı. Acaba bizden biri mi çıkarıyor o ses diye düşündük. Ama yok, insanoğlunun çıkaracağı türden bir ses değil. Suratlarımız bembeyaz olmuştu. Hani bizden başkası da yoktu etrafta. Etrafa iyice bakmıştık. Dağın başıydı. Bu saatte zaten bizden başka kim olabilirdi ki? Ses belki de tam olarak olmasa da hani bir ara moda çıkmıştı ya, Ruslar yerin bilmem kaç kilometre altında ses kaydı yapmış diye, cehennem sesi falan diye uydurmuşlardı. Aynı o sese benziyordu işte. Sanırsın o dağın başında binlerce insan fısır fısır konuşuyor. Sanki bir yandan da azap çekiyor gibi bir ses geliyordu. Yani tam tanımlayamıyorum işte. Binlerce kişinin konuşması, çığlık atması, bağırması gibi bir şey. Ama fısıltı gibi de. Neyse, biz abdesti falan almadan, korkudan ağzımızı açmayıp direkt arabaya doğru yöneldik. Sanki beynimizle iletişime geçiyorduk birbirimizle. Hiçbirimiz arabaya koşmaya cesaret edemedik. Yavaş adımlarla arabaya doğru ilerleyip arabaya bindik. O dağdan aşağıya kaç kilometre hızla indiğimizi bilmiyorum ama çok hızlıydık. Hava aydınlanana kadar şehir merkezinde arabanın içinde oturduk. Sonra eve geldik. O akşam halamlarda kalıyoruz hepimiz. İçeride eniştem uyuyor. Biz salonda oturuyoruz. Eve gelmemiz bizi rahatlatmıştı. Rahatladıkça da ağzımız dilimiz açılmıştı. Konuşabildik birbirimizle. O sesleri hepimiz duymuşuz. Ama içimizden birisi o seslerin yaşlı insanlara ait olduğunu söyledi. Onun dışında herkes sesi birbirlerine aynı şekilde tarif etti. Sizlere yemin ederim, ben o kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Erzurum'un soğuğunun da etkisi var ama ben hayatımda hiç o kadar titremedim. Bu olayı konuşup akşam ettik. O gün herkes kafayı vurup yattı. Akşam üzeri uyandık. Birimiz bilgisayarda, birimiz televizyonda. Neyse, hepimiz farklı şeylerle ilgileniyorduk. Hava iyice kararmıştı. Kuzenlerimden birinin arkadaşı geldi. Hep birlikte oturup sohbet ediyoruz. Neyse, dünkü olay açıldı. Bu gelen çocuğa olayı anlattık. Bu bize inanmadı. Hatta dalga geçti. Yok lan uydurmayın, beni korkutmaya çalışıyorsunuz falan dedi. Bu bir ara yaşadığımız olayla ve oradaki zatla ilgili ileri geri şaka yapmaya başladı. Bu tam o zatla ilgili bir şaka yaparken mutfaktan bir patlama sesi geldi. İçeriye gidip sesin ne olduğuna bakmaya kimsenin götü yemiyordu. O inanmayan çocuk resmen altına sıçtı. Tam lafının üzerine oldu bu olay. Sonra kuzenimle ben gittik bakmaya. Tamam, ben de korkudan altıma sıçıyorum ama aralarında en az korkan benim diyebilirim. İçeriye girdiğimizde her tarafta cam parçası, masanın üstünde duran bardak durduk yere patlamıştı. Cam kırıklarını falan topladık. Bu inanmayan çocuk korkudan çok fazla oturmadı. Kalkıp gitti. Biz yine kaldık 4 kişi.
Gece saat 2-3 arası. Yalanım varsa, ne kadar dert bela varsa gelsin beni bulsun. Yemin ediyorum. Diğer odada sanki birisi yürüyor. Adeta ayak seslerini kulağımızda hissediyoruz. Ses o kadar yakından geliyor ki hiçbirimiz kapı tarafına bakmaya cesaret edemiyoruz. Korkudan odayı da kontrol etmek istemedik. Evde bizden başka kimse yok. Halam ve eniştem yoktu. Komşular desen ev müstakili, ses çıkartabilecek bizden farklı yaşayan bir canlı yoktu yani. Bu ses bir saat kadar devam etti. Sonra bir ara bu ses kesildi. Kesildikten 15-20 dakika sonra kutsal saydığım her şeyin üzerine yemin ederim. İkinci tuvaletteki lavabonun musluğu açıldı. Hem de durduk yere. Sonradan öğrendim ki bazen böyle şeyler olabiliyormuş. Musluğun kendiliğinden açılması sıcaklığın değişikliğiyle alakalıymış sanırım. Ama ben hayatım boyunca o günün dışında hiç böyle bir olaya rastlamadım. İnanç meselesi tabii. Ben bunu kesinlikle başka bir varlığın yaptığına inanıyorum. O kadar şeyden sonra böyle tesadüf olmaz. O musluğu kapatmak da tahmin edersiniz ki o an çok sağlam göt isteyen bir şey. İçeriden yürüme sesleri geliyor ve musluk açık. Bu sefer herkes gelecek, öyle kapatacağız. Gittik ve kapattık. Bir insan 1,5 gün boyunca devamlı olarak mı korku hisseder? Yemin ediyorum korku insanı çok yoruyor. Ömrümden kaç sene gitti bilmiyorum. Bu olayların ertesi günü. Her şey sakinlemiş ve normale dönmüştü. Artık rahatlamıştık. Kuzenim de bu rahatlamanın etkisiyle şu gazinin yanına bir kere daha gidecek mi? Ben çok eğlendim gibi saçma bir şaka yaptı. O şakadan sonra ne olduysa oldu. O yürüme sesi içeride yine başladı. Bu sefer daha şiddetliydi. Yürümenin şiddetiyle sanki ev sallanıyor gibiydi. Bu kadar olay yetmezmiş gibi bir de elektrikler kesildi. Size yemin ederim ki o yürüme sesi odanın içine kadar girdi. Herkes başladı dua etmeye, besmele çekmeye. Karanlık olduğu için hiçbirimiz yürüyen şeyin neye benzediğini göremiyoruz. Ama yürüdüğünü görebiliyoruz ve kulaklarımızda ayak seslerini en derinden hissediyoruz. Sonra elektrikler geldi. Biraz daha sakinleştikten sonra büyük kuzenim, herkes gelsin, abdest alalım. Abdest aldıktan sonra en büyük kuzenim Kur'an okumayı biliyordu ve Kur'an okumaya başladı. Kur'an okuduktan sonra hepimiz sakinleştik ve uyumak için yattık. Yattıktan sonra ne ses duyduk ne de başka bir şey oldu. Ama bu olaydan bir ay sonra kuzenlerimden biri duvarda yürüyen garip varlıklar görmüş. Kafayı tümden yedi. Ben şu an yurt dışındayım. Kuzenimin gitmediği hacı hoca kalmamış. Biraz düzelmiş. Ben bir insanın bundan daha fazla korkacağını sanmıyorum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Anlatacağım hikaye rahmetli dedemin yaşadığı olaylara aittir. Olayları dedemin bana anlattığı gibi onun ağzından sizlere anlatmaya çalışacağım. Hacı Hüseyin anlatıyor. O zamanlar köy köy gezer, ayakkabı satardım ve tamir ederdim. Kimi zaman para karşılığı, kimi zaman da takas usulü yiyecek alırdım. At üstünde köyden köye gezerdim. Bazı günler gittiğim köyde kalırdım. Eğer kalacak yer bulamazsam atımla birlikte bir ağaç altında ya da mağarada sabah ederdim. Evde yolumu gözleyen bir eşim, bir de yaşlı anam vardı. Birlikte yolumu gözlerlerdi. O zamanlar annen ninenin karnına daha düşmediydi. Eğer gittiğim köyden para kazanamazsam eve dönmezdim. Ya para kazanmam lazımdı ya da yiyecek bulmadan köyümün yolunu tutmazdım. 30'lu yaşlarımdaydım. Geçimimi anlattığım gibi sağlıyordum. Bugünkü gibi sabah git akşam gel işim olsaydı keşke. Dinimin gerektirdiği üstüme düşen vazifeyi hiç bırakmadım. Alnım secdeye değdiği sürece içimde huzur vardı. Belki de başımdan geçen birçok olayı ibadetim engelledi. Nasıl bir hayatım olduğunu az çok anladın. Şimdi yaşadığım olayı anlatmaya başlıyorum. Günün birinde evimdeydim. Erzağımız bitmek üzereydi. Ancak 3-4 gün yetebilirdi. Yine bana yol göründü.
anamla hanımı Allah'a emanet edip benim dert ortağım atımla yola koyulduk. Köy köy gezmeye başladık. Elimde birkaç eski ayakkabıdan başka bir şey yoktu. İnşallah tamir işi çıkar, para kazanırım diye dua ediyordum. İş bu ya, iki köy gezmeme rağmen ne elimdeki eskileri satabildim ne de tamir işi çıktı. Para kazanmanın yolunu arıyordum. Bu düşüncelerle yoluma devam ediyordum. Hava iyiden iyi kararmaya başladı. Kendime sığınacak bir yer arıyordum. Tanıdık olan köylerde gecelerdim. Fakat gittiğim köylerde tanıdık kimse yoktu. O yüzden bir ağaç altı ya da mağara bulmaya çalışıyordum. Kolumda saat yoktu. Hava ne zaman kararırsa dururdum, güneş doğduğunda gezmeye devam ederdim. Hava karanlık oldu. Şükür bir mağara buldum. Atımdan inip mağaranın içine göz gezdirdim. Bir hayvan var mı diye. Mağara boştu. Mağaranın boş olduğuna kanaat getirip atımın yularından tutup mağaraya sokmaya çalıştım. Atımla mağaranın girişine kadar geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Tam mağaranın girişinde at yerine çakılmış gibi aniden durdu. Yularına o kadar asılmama rağmen hareket etmiyor. İçeriye girmek istemiyordu. Bunda bir hal olduğunu anlayıp mağaranın içine tek başıma girip selam verdim. Daha sonra bildiğim duaları okuyup, "Ey gayb aleminden gelenler, bu gece misafirinizim. Hazreti Adem'in soyundanım. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Geceyi sabah edeyim, yarın çıkıp gideceğim." dedim. Duamı da bitirdikten sonra atımı yularından tutup mağaranın içine doğru çektim. Az önce girmemek için direnen hayvan şimdi kendiliğinden geliyordu. Mağaranın içinde ateşi yaktım. Atın yularını bir yere bağladım. Yere ince bir yorgan atıp kafamın altına bir taş koydum ve uyumaya başladım. Uykumun en tatlı yerinde atın kişnemesiyle ve olduğu yerde tepinmesiyle uyandım. Sanki at bir şeyden ürkmüş gibi tepinmeye devam ediyordu. Atı bağladığım yerden çözer çözmez at mağaradan dışarıya koştu. Belli ki hayvancağızı rahat bırakmamışlardı. Ben de atımın peşinden dışarıya çıktım ve sakinleştirdim. Neyse ki sabah olmak üzereydi. Tekrar yola koyuldum. Yine eli boş dönmemek için hiç durmuyordum. Şükür ki elindeki ayakkabıları satıp birkaç tamir yapmıştım. Erzak da aldıktan sonra evimin yoluna koyuldum. Eve varmama neredeyse at gidişiyle yarım gün vardı. Yol boyu gitmeye devam ettim. Dün geceden sonra atım bir tuhaftı. Hava kararmaya başladı. Kendi köyüme daha yolum vardı. Köyüme giden yolda geçmem gereken bir orman yolu var. Bu ormandan hiç gece geçmedim. Köyden hiç kimse bu ormandan odun etmez. Hava karardıktan sonra bu ormana kimseler girmeye cesaret edemez. Ben de bu ormandan geçeceğim zamanı hep gündüze ayarlarım. Fakat bu kez gece geçmek zorunda kaldım. Ormana yaklaştıkça atım daha da huzursuz oldu. İlk kez onu böyle görüyordum. At huysuzlandıkça benim de içimde ürperti oluyordu. Ormanın içine girdik ve orman yolundan gitmeye başladık. O anki korkumdan mıdır nedir? Ormanın içinde ay ışığında gölgelerin dolaştığını görüyordum. Bismillahirrahmanirrahim. Yoluma dualar ederek devam ederken at birden şaha kalkarak beni sırtından attı. Düşmemin acısını unutup atın peşine düştüm. Hem atımı kaybedemezdim hem de üzerinde aldığım yiyecekler vardı. Ne kadar koştuysam da at gözden kayboldu. Orman yolunda bir başıma yayan kaldım. Bir anlık gaflete kapılıp ata küfürler ettim. Ormanın içinde yürümeye devam ettim. Ormanın içindeki gölgeler hala beni takip ediyorlardı. Ormanın içinde atımı görür gibi oldum. Hemen peşine koştum. At önde, ben arkada atı yakalamaya çalışıyordum. Yaklaşık yarım saat atın peşinde sürüklendim gittim. At yine gözden kayboldu. At gözden kaybolmasına kayboldu ama ben ormanın derinliklerine kadar girmiştim farkında olmadan. Yolumu da kaybetmiştim. İnşallah
at eve gitmiştir diye dua ediyordum. Bir yandan yolumu bulmaya çalışıyordum. Ormanın içinde yavaş yavaş yürümeye devam ettim. Ormanın içinde yürürken kulağıma adamın fısıldandığını duydum. Besmele çekip etrafıma bakındım ama kimse yoktu. Dua ederek yoluma devam ettim. Kulağımdaki fısıltı gitgide artıyordu. İleride bir adam gözüktü. Bu saatte ormanın içinde kim ki bu diye kendi kendime düşündüm. Adama seslendim. Yanıma kadar geldi. Bu bizim köy azalarından Mustafa'ydı. Yanıma geldi. Bu saatte ne işin var burada Hüseyin dedi. Başıma gelenleri anlatmaya başladım. Ben daha tam anlatmadan neyse Hüseyin dikkat et. Ormanda sakın şu tarafa gitme. Orada benim arkadaşlarım var. Rahatsız edersen yanarsın dedi bana. Ben de asıl senin ne işin var bu saatte ormanda? Nereden gelir, nereye gidersin dedim. Soruma cevap vermedi. Yürümeye başladı. Ben de peşinden yürüyeyim dedim. Ama sanki yürümüyor, uçuyordu. Yetişemedim. Yürümeye devam ettim. Fark ettim ki gitme dediği tarafa gidiyordum. İleride bir kalabalık vardı. Gölgeler ormanın içinde cirit atıyordu. Geldiğim yolun tersine döndüm. Şükürler olsun ki orman yolundan çıkıp köy yoluna girmiştim. Evime vardım. Evin önüne geldiğimde atım ahırın kapısının önünde beni bekliyordu. Atı ahıra bağlayıp eve girdim. Sabah olunca köy kahvesine gittim. Çay içip köyden bir iki kişiyle muhabbet ediyordum. Dün gece yaşadıklarımı anlattım onlara. Kimisi sana kaynamışlar, kimisi ucuz atlatmışsın. Allah seni korumuş dedi. Biz muhabbet ederken Mustafa geldi kahveye. Mustafa'ya dün gece ormanda ne aradığını sordum. Ne ormanı? Delirdin mi? Ben gece o ormana neden gideyim dedi bana. Anladım ki ormanda gördüğüm Mustafa değildi. Bu olayı hayırlısıyla sağ salim atlatmıştım. O ormandan kim odun ederse evine bereketsizlik geliyor. O gün bugündür gittiğim köylerde kaldım ya da gece hiç yola çıkmadım. Nasıl biz insanların yaşam alanları var, onların da insanlardan uzak bulundukları yerler var. Eğer ki ıssız bir ormanda ya da cinlerin mekanı olacak bir yerde kalırsanız Allah'a sığının. Dedemin anlattıkları bu şekilde. Rahmetli olalı 10 seneden fazla oldu. Hatırlayabildiğim kadarıyla anlattım. Allah'a emanet olun. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ormandaki iki siyah köpek. Konya'da yaşayan 30 yaşında birisiyim. Yaşadığım olay bundan 10 sene önce gerçekleşti. 20'li yaşların başındayken herkes gibi benim de kanım biraz hızlı akardı. Bir kızla tanışmıştım. Çok iyi anlaşıyorduk. Gezip tozuyorduk. Kızın eski sevgilisi peşini bırakmamıştı. Hatta benim peşime düşmüştü. Benim haberim yoktu bundan. Bir gün arabamı pazar yerine çekip kafa dinliyordum. Tek başıma rahat olayım diye tenha bir bölgeyi seçmiştim. İki tane araba benim arabamın yanına geldi. Ben de tanıdıktır veya adres soracaktır diye sakince oturuyordum. Arabadan indikleri zaman ben de indim. Kendilerini tanıttılar. Üzerime doğru yürüdüler. İki arabadan toplamda 8-10 kişi inmişti. Kavga etmeye başladık. Beni kendi arabalarına bindirmeye çalıştılar ama bindiremediler. Birisi silah çekip kafama dayayınca mecburen binmek zorunda kaldım. Konya il sınırını geçip yollarına devam ettiler. Bu arada arabanın içinde hala bana vuruyorlardı. Ben nereye gittiğimi sorduğum zaman ise yaklaşık 35-40 kilometre uzaklıktaki köylerine gittiğimizi, beni orada döveceklerini söylediler. Ben de sorun yok, dilediğinizi yapın, nasıl olsa bu devran dönecek dedim ve tekrar bana vurmaya başladılar. İçlerinden bir tanesi beni köpeklere parçalatacaklarını söyledi. Bunu söylediği zaman kaçma planı yapmaya başladım. Çünkü çocukluğumdan beri köpeklerden çok korkarım. Neyse, köye vardık. Tuvalet ihtiyacım olduğunu söyledim. Tamam, şu ileriye yap dediler. Ben de 10 adım saydıktan sonra koşmaya başladım. Karanlıkta, bahçeler arasında daha doğru koşuyordum. Hiçbiri bana
yetişemiyordu. Köyde pek kalan yoktu. Merkeze yakın olduğu için yazın kalıyorlar, kışın Konya'daki evlerinde oluyorlardı. Kış ayı olduğu için kimse yoktu. Çaldığım kapılardan kimse çıkmadı. Dağa vardım. Telefonum arabada kaldığı için kimseyi arayamıyordum. Anayol ile aramda sık çamlıklı iki dağ vardı. Burayı nasıl geçeceğim? Şimdi kış günü kurt ve domuz gibi hayvan çıkarsa ne yapacağım düşünceleriyle ormana doğru yaklaşıyordum. Yaklaştıkça domuzların eşelendiği yerleri görüp iyice korkmaya başladım. Ormanın içinde iki tane karartı vardı. Sanırım korktuğum başıma gelecekti. Sonra biraz daha yaklaşınca bunların çok güzel iki köpek olduğunu fark ettim. Bu arada köpeklerden hem korkarım hem de çok severim. Kangal köpeklerine benziyorlardı ama normalden biraz daha büyüklerdi. Renkleri simsiyahtı. Daha önce hiç böyle köpekler görmemiştim. Birbirleriyle oynaşarak bana doğru geliyorlardı. Benim bu köpekleri gördüğüm zaman normalde kaçmam lazımdı. Resmen büyülenmiştim. Sanki benim elimde büyümüştü bu köpekler. Yanıma geldiler. 3 metre falan yaklaştılar. Çok güzellerdi. Sevmeye çalıştığım zaman kaçıyorlardı ama yanımdan ayrılmıyorlardı. Ormana doğru ilerlediler. Ben de peşlerine takıldım. Artık çok rahattım. Köpekler çok iri ve güçlülerdi. Kurt veya domuz ile çok rahat baş edebilirlerdi. Onlar önde, ben arkada. Nereye gittiğimi bilmeden takip ettim onları. Yaklaşık bir saat falan yürümüştük. Zaman onların yanındayken çok çabuk geçmişti. Çok sevmiştim bu köpekleri. Yanlarından ayrılmak istemiyordum. Ufak bir tepeyi açtıktan sonra ana yoldaki petrol gözükmüştü. Kurtulmuştum. Benzin istasyonundan telefon bulup jandarmayı arayabilirdim. O son tepeyi de aşınca köpekler oldukları yere oturdular ve daha fazla ilerlemediler. Artık ayrılmamız gerekiyordu. Hala beni kendilerine dokundurtmuyorlardı. Bana öyle bir bakıyorlardı ki sevgi dolu gözlerle. Yanlarından ayrılamıyordum. Ama yanlarından ayrılmak zorundaydım. Ben benzin istasyonuna ilerlerken onlar da yönlerini ormana çevirip ormana doğru koşmaya başladılar. Bu hikayeyi kime anlattıysam bunların iyi cinler olduklarını söylediler. Ben olayın aslı nedir bilmiyorum ama aradan 10 sene geçmesine rağmen o iki güzel canlıyı unutamıyorum. Yanıma geldikleri zaman içinde olduğum durumu unutup sanki hayal dünyasına dalmıştım. Nasıl geçeceğimi bilemediğim ormanı unutmuştum. Yolun sonuna geldiğim zaman üzülmüştüm. Bu hikaye bu kadar. Şimdi ikinci hikayeye başlıyorum. Çanakkale'li Hüddam. Çanakkale'li bir hüddam olan, aynı zamanda da gassal, yani ölü yıkamakla hayatını sürdüren Harun Hoca'nın şahit olduğu bir olay. Bu hikayede 90'lı yıllara gidiyoruz. 90'lı yıllarda Ankara'dan getirilen bir cenazeyi gasilhanemde yıkamamı istediler. Cesedin kimliğine baktığımda buralı olmadığını anladım. Aileye cenazeyi neden buraya getirdiniz diye sorduğumda üzgün bir şekilde cesedi gördüğümde anlayacağımı söylediler. O güne kadar yüzlerce ceset görmüş olsam da o tabutu açtığımda gördüğüm şey yüzünden haftalarca uyuyamadım. Ölünün kolları kesilmiş, ayakları parçalanmış, karnı oyulmuş. Tövbe haşa, sırtına Arapça harflerle Peygamber Efendimiz'e küfürler yazılmıştı. Bu adamı kim neden bu hale getirmiş olabilir diye düşünürken yardımcımın yardımıyla cenazeyi yıkamaya başladık. Ancak ölüyü yıkarken okunan duaları ne zaman okumaya başlasak cesedinin yüzünde korkunç bir gülümseme beliriyordu. Bunun üzerine yardımcım gasilhanede duramadı ve korkarak çıktı. Ben tek başıma kaldım. Ölüyü yıkamaya devam ederken arkamdan bir şeyin beni izlediği hissine kapıldım. Başımı hafifçe yana çevirdiğimde gördüm ki arkamda kara çarşaflı, yüzü simsiyah bir kadın bana bakıyordu. Ona doğru dönmeden kim olduğunu, burada ne aradığını sordum. Kadın bana, "İşine devam et, ben onun evli olduğu cinnayım," dedi. Sonra da
adının Hümma olduğunu, Arabistan cinlerinden olduğunu söyledi. Ölüyü yıkadıktan sonra akrabalarına neden cesedin bu halde olduğunu sordum. Bana meftanın yanlış şeylere bulaştığını, muska yazan, büyü işleriyle uğraşan biri olduğunu söylediler. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Her üniversite öğrencisinin kendisine göre farklı bir öğrencilik hayatı olmuştur. Benim de her üniversite öğrencisi gibi sıradan bir okul hayatım vardı. 2014 yılında Düzce'de bir bölüm kazandım. Aslen Karabüklüyüm. Lise hayatım bittikten sonra ilk senemde üniversiteyi kazanamadım. Yaklaşık 2 yıl sağda solda işlerde çalıştım. Fakat çalışmak zor geldiği için babama okumak istediğimi söyledim. Söylediğim gibi tekrar hazırlanıp Düzce'de bir bölüm kazandım. Aktif bir insanım. Kolay muhabbet kurarım insanlarla. İlk senemde babamın yurtta kalmazsan para yollamam tehditlerine boyun eğerek devlet yurduna başvuruda bulundum. Nihayetinde yurda yerleştim. Yurt ortamı hiç bana göre değil. Odada bir tane çip var. İkinci öğretim. Geceleri saate bakmadan müzik açar. Sabahları bize bağırır ses yapmayın diye. Yani bir yurtta yaşanabilecek sorunları yaşıyordum. Bu beni bıktırmıştı. Normalde çocuğu döverim tabii. Ama dayak yerim diye korkuyorum. Bu yüzden ses çıkartmıyordum. Oda 6 kişilik. 4 kişi ikinci öğretim. Biz 2 çömez normal öğretim. Neyse konuyu fazla dağıtmayayım. Bu şekilde geçen ilk yılımdan sonra ikinci senemde ne olursa olsun ya eve çıkacaktım ya da odamı değiştirecektim. Aynı bölümde olduğum Düzceli olan Yusuf diye bir arkadaşım var. Yusuf Düzce merkeze yakın bir yerde tek yaşıyordu. Anne babası ayrı, annesi başka adamla, babası başka bir kadınla evli. Yani Yusuf ailesiyle yaşamıyor, tek yaşıyordu. Yusuf'la konuşup anlaştım. Şükürler olsun ki yurt hayatından kurtulmuştum. Yaz tatilini falan geçiyorum. İkinci yıl okullar açılmış. Ben de Yusuf'un evine yerleşmiştim. Yusuf benden kira falan istemedi. Faturalara ortak ol yeter diyordu. İlk iki ay gayet güzel geçti. Ev üç katlıydı. İlk kat ardiye olarak kullanılıyordu. İkinci katta biz kalıyorduk. Üçüncü kat ise boştu. Bina komple Yusuf'un ailesine ait. Anne babası ve diğer akrabaları şehir dışında olduğu için Yusuf bu koca binada tek başına yaşıyordu. Evin bulunduğu mahalle sakin bir mahalle. Emekli sokağı gibi bir yer yani. Yusuf'la planlar yapıyorduk. Yaz aylarında terasta mangal yaparız. Laptopları terasa çıkartıp orada LOL oynarız diye planlar yapıyorduk. Anlayacağınız koca evin tadını çıkartmak istiyorduk. Yaz geldi. Akşamları ya balkonda ya da üçüncü katta terasta oluyorduk. Sıcak havalarda süper ortam oluyordu. Okuldan çocuklar falan da geliyordu. Muhabbetimiz çok iyiydi. Yine terasta takıldığımız bir hafta sonu alkol falan aldık. Mangal da var, keyfimiz süper yani. Saat kaç tam hatırlamıyorum ama gece yarısını geçmiştir. Terasta 4 kişiyiz. Yusuf, Murat, Fatih ve ben. Erkek ortamı işte. Karı kız muhabbeti falan yapıyoruz. Bir yandan müzik açıp muhabbet ettiğimiz sırada o zamana kadar fark etmediğimiz bir şeyi fark ettik. Daha doğrusu Murat fark etti. Bizim binanın karşısında 2 katlı eski bir bina vardı. Orada bulunduğumuz 2-3 ay boyunca mahallede kimseye dikkat etmemiştik. Karşı binada balkonda bir kız vardı. Aramızda bayağı mesafe vardı fakat karşı balkonda birisinin olduğu belli oluyordu. Gördüğümüz kadarıyla bu bir kızdı. Fakat ayakta sabit duruyordu. Bulunduğumuz balkona bakıyordu. Yaklaşık 10 dakika hepimiz o balkona odaklandık. Muhabbetimize devam ediyorduk ama o kız sabit olarak duruyordu. Bir süre sonra kız olduğu yerde sağa sola sallanmaya başladı. Biz hala muhabbetimize devam ediyorduk. Fakat bir yandan da gözümüz karşı balkondaydı. O gece muhabbetimizi edip İçeriye geçip yattık.
karşı balkondaki kızın muhabbeti aramızda geçmedi. Kimse o konunun lafını yapmadı. Bu olaydan bir hafta sonra Yusuf'la birlikte evde olduğumuz sırada balkona sigara içmek için çıktım. Evde bunalmıştım. Balkona çıktığımda yine aynı kızın balkonda olduğunu gördüm. Bir an garipsedim. Fakat o tarafa bakmıyordum. Tekrar kafamı o yöne çevirdiğimde yine kızın sallandığını fark ettim. Yusuf'a seslendim. "Kanka, az baksana, yine o manyak kız balkonda duruyor," dedim. Tekrar yüzümü karşı balkona çevirdiğimde kız yoktu. Yusuf balkona geldi. "Hani kimse yok," dedi. "Allah Allah, az önce oradaydı," diye söylendi. Yusuf da "Lol deyim, şaka yapacaksan sonra yap," diyerek bozuk atıp gitti. Gördüğüme adım kadar eminim. Fakat saniyeler içinde kaybolmuştu. Bu işi kafama takmaya başlamıştım. Sonraki gün mahalle marketine bir şeyler almaya gitmiştim. Hani mahalle esnafı az çok nerede kim var bilir ya. O yüzden bizim karşı apartmanda kimin yaşadığını sordum. Marketteki adam o apartmanın yıllardır boş olduğunu söyledi. Bir kez daha şaşırdım. Geçen akşam yaşadığım olaydan bahsettim. Fakat adam bunun mümkün olmadığını söyledi. Yıllardır boş o bina, dedi. Eve gittiğimde Yusuf'a marketçinin söylediklerini söyledim. Yusuf, "Ben yaklaşık 2 yıldır burada tek yaşıyorum. Bir olaya şahit olmadım. Ama o kızı ben de gördüm. Hatta birlikte gördük terasta," dedi. "Artık akşamları ara ara karşı balkonu izliyorduk. Fakat bir iki gün tuhaf bir şey olmadı. Benim odam karşı binaya bakan taraftaydı. Gece uyuduğum sırada aniden uyandım. Geceleri sık sık sıçrayarak uyanırım ben. Nedenini bilmiyorum. Rüya falan da görmem. Görsem de hatırlamıyorum yani. Uyandığımda elime telefonumu alıp saatin kaç olduğuna baktım. Saat 2 olmuş. Saate baktıktan sonra gözüm pencereye kaydı. Aman Allah'ım. Karşı balkonda sallanan kız bu kez tam pencerenin önünde sallanıyordu. Gördüğüm şeyin bir kabus olduğunu düşündüm. Gözlerimi ovuşturdum. Tekrar baktım. Fakat hala oradaydı. Bu imkansız. Bulunduğumuz kat 2. kat. Havada durması imkansız. Yatağıma çivilenmiş gibi hiç kıpırdamadan olduğum yerde duruyordum. Yusuf'a seslenmek istedim. Sanki camın önünde sallanan şey beni duyacak ve bana saldıracakmış gibi bir düşünce vardı aklımda. O yüzden ses çıkartamıyordum. Cesaretimi toplayarak bir hamlede yatağımdan kalkıp Yusuf'un odasına koştum. Yusuf'un odasının kapısı açıktı. Odasına girdiğimde Yusuf odada yoktu. Resmen bir kabusun içerisindeydim. Yusuf'un boş yatağına bakıp yaşadıklarıma bir anlam vermeye çalışıyordum. Ben bunu düşünürken bir anda arkamdan Yusuf geldi. "Hayırdır?" dedi. O anın verdiği tedirginlikle dizlerimin bağı çözüldü. Yalan yok. Neredeyse altıma kaçırıyordum. "Oğlum, sen manyak mısın? Arkadan sessiz sessiz gelinir mi?" dedim. "Beni bırak. Senin ne işin var odamda? Gecenin bu saatinde," dedi. "Yusuf, yine o kızı gördüm. Hem de bu kez tam camın önünde. Gördüğüme yeminler ettim." Yusuf inanmış gibi yapıyordu. Fakat samimi gelmiyordu. Yapmacık bir tavrı vardı. Ben sorunu kendimde arıyordum. Rüya mı gördüm diye düşünüyordum. Bu olayın üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Ben geceleri yatarken yatak odamın kapısını kilitlerim. Yine böyle uyuduğum bir gece kapının yumruklanmasıyla yatağımdan takla atarak uyandım. Sanki kapıyı kırmak istermişçesine yumruklanıyordu. Bir yandan da kapıyı yumruklayan kişi adımı söyleyerek "Kapıyı aç çabuk," diyordu. Kapıyı açtığımda Yusuf'tu gelen. Rengi de bembeyaz olmuş. Nefes nefese kalmıştı. "Ne oldu? Sakin ol," diye sakinleştirmeye çalıştım. "Sen haklıymışsın," dedi bana. "Kızı ben de gördüm. Camın önünde," dedi. O gece sabaha kadar uyuyamadık. Sabah olduğunda bir çare arıyorduk. Mahallemizin cami imamından yardım isteme fikri geldi aklımıza. İmamın yanına gidip sorunumuzu anlattık. Bize bu konuda yardımcı olamayacağını söyledi. Fakat bu işlerle ilgilenen, bu konularda ilim sahibi bir tanıdığının numarasını verdi. Bu kişiyi arayıp
Adresini sorup yanına gelmek istediğimizi söyledik. Aradığımız kişi bizim gelmemize gerek olmadığını, adresimizi söylediğimizde kendisinin geleceğini söyledi. Adresimizi söyledik. O akşam geleceğini söyledi. Evde 3 kişi gelmesini bekliyorduk. Sınıftan Murat da bizimleydi. Saat akşam 11 oldu. Artık gelmeyeceğini düşündüğümüz bir saatte kapı çaldı. Gelen kişi aradığımız hocaydı. Gelen hocanın yaşlı bir kişi olmasını beklerken 30'lu yaşlarda genç bir arkadaş gelmişti. Yaşadığımız olayları anlattık. Dualar ederek evin içinde gezdi. Sanki birisiyle konuşuyor gibi sürekli dudakları hareket ediyordu. Fakat kimseyle konuşmuyordu. Daha sonra tekrar yanımıza oturdu. Sorun bu evde değil, karşıdaki binaya gitmemiz lazım dedi. Bunu nasıl yapabiliriz? Orada kimse yaşamıyor diye düşündük. Saatin geç olmasını fırsat bilip hocayla birlikte binanın etrafında dolanmaya başladık. Binaya giriş yolu arıyorduk. Binanın arka tarafında bir kapı vardı. Kilitli gibi duruyordu. Kapının kilitli olup olmadığını kontrol ettim. Kapı açıktı. Diğerlerini de çağırıp açık olan kapıdan içeriye girdik. İçeride o kadar iğrenç bir koku vardı ki hepimiz birden kusmaya başladık. Biz kusarken hoca etrafa göz gezdiriyordu. Hoca aniden dışarıya çıkalım dedi. Hepimiz bir anda dışarıya çıktık. Hocaya içeride ne gördüğünü, bizi neden dışarıya çıkarttığını sorduk. Hepimiz sakinleşince hoca içeride bir ceset gördüğünü söyledi. Hepimiz tekrar şok olduk. Hoca hemen polisi aradı. Yaklaşık bir saat sonra polis geldi. Olay yeri incelendi. Biz de yaşadıklarımızı anlattık. Olaydan bir iki gün sonra cesedin tecavüz edilerek öldürülen bir kıza ait olduğunu öğrendik. Tabii polise biz haber vermiş olsak da bizler de şüpheliydik. Bizden de bazı örnekler aldılar. Testler yapıldı. Temiz olduğumuz ortaya çıktı. Daha sonra hocaya yaşadığımız olayların ne anlama geldiğini sorduk. Hoca bize kızın ruhunun huzursuz olduğunu ve bizler aracılığıyla bedeninin sahipsiz kalmadan toprağa verilmesini istediğini, bu yüzden bizlere görünerek bulunmasına vesile olduğunu söyledi. Gerçekten de bu olaydan sonra bir daha o kızı görmedik. Polise de sormadık. Olay nasıl olmuş ya da daha sonra bunu yapan kişiler bulundu mu diye. Allah'ım ölümün bile hayırlısını nasip etsin. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. O zamanlar 17 yaşındaydım. Yurttan çıkmış, Niğde'den Mersin'e yeni taşınmıştık. Ablam evli ve hamileydi. Bize geldiği bir gün, geceleri rahatsız edildiğini, kocasını ve çocuğunu öldürmesini istediklerini söyledi. Ölen kuzenimin gece onu boğmaya çalıştığını, saldırdığını ve üzerine atladığını anlattı. Ben de cemaat yurdunda kaldığımdan az çok anlıyordum bu işlerden. Bir şeyler yapabilirim sanmıştım. Herkes uyuyunca abdest alıp namaz kıldım. Evin içinde dualar, sureler okuyup her yanı gezdim. Bilenler bilir. En son odada oturup rabıta yapmaya başladım. Yarım saat hiç kalkmadan rabıtaya devam ettim. O gece hiçbir şey olmadı. Rahat rahat uyudum. Sabah ablama sorduğumda bir şey olmadığını, çok rahat uyuduğunu söyledi. Ablam yaklaşık bir hafta bizde kaldı ve her gün sordum. Gidene kadar hiçbir şey yaşamadı. Ablamın gittiği gün ablam varken yaptığım şeyleri yapmadan öylece uyudum. Bir rüya gördüm. Rüyamda eskiden kaldığım yurttaydım. Toplu duşlar olur yurtlarda. Bizimki de zemin kattaydı. Pencereleri küçük, tavana yakındı. Bir koridorda 6 tane kabin vardı. Duş almak için koridora girdim ve her kabinden benden çok uzun, yüzleri olmayan, her yeri kapkara, yavaş yavaş hareket eden varlıklar kabinlerden çıkıp tek tek üzerime gelmeye başladılar. Etrafımı sardılar. Pencereyi açtım. İnsanlar geçiyordu. Bağırıyordum. Kimse sesimi duymuyordu. Nasıl oldu bilmiyorum. Kendimi birden bir arabanın içinde buldum.
Direksiyonda arkadaşım vardı. O arabayı kullanmaya başladı. Biraz gittik. Ancak araba kontrolden çıkıp karşı yola geçti. Bir direğe çarpıp durduk. Kazadan sonra kendime geldiğimde hemen arkadaşıma bakmak istedim. Arkadaşım birden bana döndü. Yüzü yoktu. Sonra tamamen kapkara olduğunu gördüm. Tam üzerime atıldığında kanter içinde uyandım. Bilirsiniz, o gibi rüyalar farklıdır. İnsana rüyadan çok gerçeği yaşatırlar. Dün yaşamışçasına akılda kalırlar. Gece boyu korkudan uyuyamadım. Sabah ezanı okunmaya başladığında kalkıp namazımı kıldım hemen. Neler oluyor bilmiyordum. Korkuyordum. Evde yalnız kalamıyordum. Geceleri rüyamda tuhaf varlıklar sürekli bana ulaşmaya çalışıyorlardı. Ama ben ibadetlerimi yerine getirdikçe hep uzakta kalıyorlardı. Günler böyle geçerken okulumda sallantıya giriyordu. Geceleri yarım uykular yüzünden derslerimle ilgilenemiyordum. Derslerde uyuyordum. Okulda yeni olduğumdan pek kimsem de yoktu. Kimseye derdimi anlatamıyordum. Bizim sınıfın tam karşısındaki sınıfta bir kız sürekli bana bakıyordu. Gece yine kötü bir rüyayla uyandım. Aileme bile anlatamıyordum durumu. Kalkıp bildiğim tüm duaları ettim. Okudum sabaha kadar. Okudukça lambanın titrediğini görüyordum. Işık sürekli değişiyordu. Ezanla ortalığın sakinlediğini gördüm. Namazımı kıldım. Okul için hazırlandım. Kapıdan çıktığımda apartmanın önünde arkası dönük birisi bekliyordu. Başta kim olduğunu anlamadım. Tam yanından geçerken kolumdan tuttu. "Gel benimle," dedi. Çok güçlü bir şekilde beni çekmeye başladı. Bu kişi karşı sınıfta sürekli bana bakan kızdı. Zayıf ve çelimsizdi ama bir kız nasıl bu kadar güçlü olabiliyordu? Anlamıyorum. Tenha bir yere geçtik. Birdenbire "Ne yaptın sen aptal?" diye bağırdı. Bir şey diyemedim. Sesim titreyerek "Ne yaptım?" diyebildim sadece. Bana "Senin neler yaptığını biliyorum. Bilgisiz, ilimsiz neden onlara kafa tuttun? Senin peşindeler. İbadetlerini yapmasan seni alacaklar. İbadetlerin seni koruyor," dedi. Şaşkınlıkla sadece onu dinliyordum. Korkuyordum. Daha önce hiç konuşmadığım, sadece bana bakan bir kız evde neler yaptığımı tek tek anlatıyordu. Kendimi toparladım. Nasıl kurtulabileceğimi sordum. Yardım istedim. "Gel benimle," dedi. Sorgusuz onu takip ettim. Bir apartmanın önüne geldik. Birinden saklanıyor gibiydik. Telefonla birini aradı. "Çıktınız mı?" dedi. Daha sonra telefonu kapattı. Biraz bekledik. Sonra bir binadan bir adamla bir kadın çıktı. Onlar gözden kaybolunca biz apartmana yöneldik. Bir eve girdik. "Kimdi o aradıkların?" dedim. "Annemle babam," dedi. Evden gitmelerini beklemiş. Beni odasına götürdü. Oda normaldi. Niçin gelmiştik? Hiç anlamıyordum. Perdeyi çekti. Çekmeceden mumlar çıkardı. Büyük bir daire şeklinde dizip hepsini yaktı. İkimiz de mumların içine oturduk. Gözlerimi kapatmamı, ne olursa olsun, ne duyarsam duyayım, açmamamı istedi. Kafamı sallayıp onayladım. Gözlerimi kapattım. Arapça'ya benzeyen bir dilde ama daha önce hiç duymadığım kelimeler söylemeye başladı. O okudukça mumların ışıkları titriyordu. Bunu hissedebiliyordum. Adeta birden serinlik hissetmeye başladım. Gitgide serinlik arttı. Üşüyordum adeta. Neler oluyor bilmiyordum. O okumayı bırakmış, sanki birisiyle konuşuyor gibi. Yabancı bir şeyler söylüyordu. Gözlerimi açmamak için kendimi zor tutuyordum. "Gözlerini yavaşça aç ama sakın korkma. Yerinden kıpırdama. Yoksa senin için kötü olur," dedi. Gözlerimi yavaşça açtım. Tam karşımdaydı. Yanında iki gölge vardı. Gölgelerin elleri kızın omuzlarındaydı. Kolları, bacakları ufuzundu. Korkuyordum. Sesim titriyordu. Zor konuşuyordum. "Bana ne yapacaksınız?" dedim. "Sakın korkma," dedi. Elimi tuttu. Okumaya başladı. Onlar yanından ayrılmıyordu. Yüzleri gözleri yoktu ama bana baktıklarını hissediyordum. O hala okuyordu. Gözlerimi kapatmamı istedi. Tekrar bir cümle söyledi. Elini alnıma değdirdi. Eli sanki yanıyordu.
Çok sıcaktı. O an bayıldım. Kendime geldiğimde odanın içinde hiç kimse yoktu. Pencere açık, içeriye güneş giriyordu. Ne oldu bitti bilmiyordum. Odadan çıktım. Onu mutfakta buldum. Ne olduğunu sordum. O da bilgisizliğim yüzünden cinli varlıkların dikkatini çektiğimi, onları kovmak isterken kendimi adeta onlara açık hedef yaptığımı, ibadetlerim sayesinde bana yaklaşamadıklarını söyledi. O günden sonra hiçbir şey yaşamadım ve farklı işler yapsa da o kızla konuşmaya devam ettim. İyi bir dost oldu benim için. Onunla tanışalı 5 yıl oldu. Bu son 5 yılımı ona minnet ve teşekkürle yaşadım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. 2011 yılının Aralık ayı. Erdemli'nin Toros köyündeyim. Pazar günü akşama doğru köy evinde annem, babaannem ve ben balkonda oturuyor, havadan sudan konuşuyorduk. Karaman'ın Ayrancı ilçesine yol hazırlığı yapmak için tam oturduğum divandan kalkacakken misafirler geldi. Gelen dayımlarla onların komşularıydı. Misafirleri bırakıp gitmek olmaz. Bir süre sohbet ettik. Kız kardeşim çaylarımızı da getirmişti. Laf döndü dolaştı. En son cin konusuna geldi. Bir dayım anlatıyor, bir komşusu anlatıyor başından geçenleri. Annemle ben anlatacağımız bir şeyimiz olmadığından sessiz sessiz dinliyorduk onları. Asıl hikayeyi ninem anlattı. Birazdan gideceğim o yol üzerinde yaşanmış bir olayı ninem kendini kaptırmış başladı anlatmaya. 1992 yılında adamın biri traktörle Toros dağlarındaki çadırına gidiyormuş. Gece saat 23 civarı. Adam tam mezarlıktan geçerken mezarın üstünde bir gelin görmüş. Mezarda oturup ağlıyormuş. Adam önce tereddüt etmiş. Allah Allah, bu saatte gelin ne arar burada? Hem de mezarlıkta demiş kendi kendine. Yavaş yavaş sürdüğü traktörü yol kenarına çekmiş. Gidip şuna bir bakayım demiş. Yolun yamacındaki düzlükte bulunan mezarlığa çıkarken tel örgüden geçmek için biraz oyalanmış. Gözlerini tel örgüye odakladığından mezarlığa hiç bakmamış. Tel örgüyü geçmiş geçmesine ama pantolonu yırtılmış. Neyse, gelinin üstünde oturduğu mezarın başına gelmiş. Bir de ne görsün, gelin falan yok. Daha ileride, kayalıkların önünde, bu sefer bir ağaç kütüğünün üzerinde gelinin oturduğunu görmüş. Ağaç kütüğünün oraya gelmiş. Kütüğü kor halinde yanarken görmüş ama ateşten hiç duman çıkmıyormuş. Tabi gelin de ortalıktan kaybolmuş. Adam biraz kıllanmış bu durumdan, korkmaya başlamış. Başını kaldırmış bir de bakmış, gelin bir mağaranın önünde elini açarak gel diye işaret ediyormuş. Merakı korkusundan daha ağır basmış. Mağaranın ağzına gelmiş, içeriye bir bakmış, gelin çırılçıplak, onu bekliyor. İçeriye girip tam gelinin yanına gelmiş, ayaklarının ters olduğunu görmüş ve başlamış geldiği yere doğru koşmaya. Tel örgüyü unutmuş tabi. Elini yüzünü tel yırtmış. Traktörü çalıştırmayı denediyse de çalışmamış. Ertesi sabah yoldan geçen köylüler onu römorkun içinde büzüşmüş halde görmüşler. Adam olanları köylüye anlatmış. Bu olaydan birkaç gün sonra gavur uçtu denilen uçurumdan kendini aşağıya atmış. Cesedi günlerce orada kalmış. Aynı bölgede bir çoban gözleri oyulmuş halde bulunmuş. Ninemden ilk defa duyduğum bu hikayeden etkilenmiştim. Misafirler gittikten sonra ben de apar topar hazırlandım. Yarın 8'de mutlaka okulda olmalıydım. Öğrencilerimin yazılısı vardı. Sabah ezanında gidebilirdim ama havada hafif bir kar kokusu vardı. Akşam saat 7 gibi Toros markalı aracımla yola çıktım. O mezarlığın olduğu yerden geçmeyecektim. Bunu çok düşündüm. Yol boyunca mezarlığı görmeyen dağ yolu vardı. Daha kestirmeden ileriden asfalta çıkıyordu. 6-7 yıl önce birkaç kere geçmiştim oradan. Hatırladığım kadarıyla naylonla çevrilmiş, çatma şeklinde yörüklerin kaldığı 10 kadar ev vardı. Mezarlığın yanından geçmektense o çatmaların arasından geçmek daha mantıklıydı. Belki korkarsam o kestirme yoldaki evlerin ışığına bağırıp koşabileceğim sığınma yerim olabilirdi. Yavaş yavaş toprak yola giriş yaptım. Yolun her iki tarafında yoğun ardıç ağaçları vardı. Görmesem de yamaçlardaki küçük küçük mağaraların olduğunu biliyordum.
bereket yoldan epey uzaktaydı mağaralar. Küçük ardışların karaltı halinde hareket eden bir gölge gibi beni takip etmesi dışında her şey gayet normaldi. Normal zamanlarda bu alıştığım bir durumdu. Hava çok soğuk olmasına rağmen camı açmış etrafı izliyordum. Belki yol kenarında çoban evi görürüm ya da köpek sesleri duyabilirdim. Issız bir karanlıkta gözümü ve kulağımı dört açarak o taşlı yolda takur tukur gidiyordum. Biraz ilerledikten sonra yol ayrımına geldim. Arabayı kenara çekip hangi yola gideceğimi düşünmeye başladım. Sağa mı gitsem, sola mı? Her iki yolu inceledim. Sağ taraf daha iyi gözüküyordu. Ya asfalta çıkmazsa? Ama tercih yapmak zorundaydım. Çünkü kaybedecek zamanım hiç yoktu. Nasıl fark edememişim? Sağ arka tekerleğe bir çivi girmiş. Allah'tan böyle durumlar için tedbirliydim. Yedek tekerleği çıkardım. Büyük feneri yolun kenarındaki koca kayaya koyup tekerleği değiştirdim. Hangi yolu tercih edeceğim ile ilgili düşünmek için yaklaşık bir saatim olmuştu. İşimi bitirdikten sonra direksiyonu sağ tarafa kırdım. İlerledikçe hiç tanıdık gelmiyordu yol. Benim gittiğim yollarda sık sık viraj olur. Kenarlarda da en az iki tane hayvan ahılı bulunurdu. Endişem her saniye daha da artmıştı. Issız ve karanlık bir yolda bir başımaydım. Geriye dönüp soldaki yola mı girsem diye düşünürken sanki kocaman bir gölün etrafında ilerliyordum. Arabanın farlarından gördüğüm kadarıyla göl falan değildi. İçinde herhangi bir ağaç olmayan upuzun bir tarlaydı. Araba bu kısımda asfalttaymış gibi kayıp gidiyordu. Tarlanın ortasında büyük bir kalabalık gördüm. Buna çok sevindim. Arabayı ardıç ağaçlarının arasında bulunan eşeklerin yanına çektim ve başladım izlemeye. Meydana kocaman bir ateş yakılmış. İri yarı kostümlü erkekler ateşin etrafında çılgınca dönüyordu. Devenin üzerindeki gelin yavaş yavaş kalabalığın arasına girerken davul ve zurnalar gecenin tüm sessizliğine meydan okurcasına gümbürdüyordu. Tarlanın ortasında o kocaman ateş de gecenin tüm karanlığını yırtıyordu. Dayanamadım. Arabadan inip tarlaya doğru yürümeye başladım. Hem biraz eğlenirim hem de birine yolu sorarım diye ilerliyordum. Sonra aklıma bu saatte hiç düğün olur mu bu dağın başında diye düşündüm. Kendimi öyle kaptırmışım ki devenin üzerindeki gelin sanki altında deve yokmuş gibi tek hamlede aşağıya indi. Asıl tuhaflık inişte değil, gelinlik niyetine giydiği yırtık beyaz bez parçasındaydı. Bel hizasından aşağıya inen bez parçası sanki bir boşluğa giydirilmiş gibi sallanıyordu. Nasıl anlatsam, çamaşır ipine serilmiş bir eteğin hafif bir rüzgarla sallanması gibi. Tarlanın bir ucunda bir süre donup kaldım. Elimi ayağımı kıpırdatamaz olmuştum. Birden gelinin yüzünü gördüm. Allah'ım o da ne? Yüzünün bir tarafıyla beni büyüleyen gelin, yüzünün diğer tarafıyla beni korkudan boğmuştu. Gelinin yüzünün diğer tarafı yanmış gibi kapkara duruyordu. Koş dedim kendi kendime. Arabaya girmemle kontağı çevirmem bir oldu. Araba çalışmayacak diye öyle korkmuştum ki. Hızla manevra yapıp geldiğim yerden son sürat ilerledim. Tüm eşekleri ürkütmüştüm galiba. Dikiz aynasından gördüğüm kadarıyla arkamdan beni bir sürü eşek kovalıyordu. Bir süre sonra durup aynı yöne yani tarlaya baktım. Sonra eşekler görünmez oldu. Birden yok olmuşlardı sanki. Ama ben onların baktığı tarladan bir türlü gözümü alamıyordum. Ben gaza bastıkça o iri yarı herifler, ateşin etrafındaki kalabalık, hatta ateşin kendisi gittikçe küçülüyor. Devenin üzerindeki gelinin gözleri bana dikilmiş. Ben uzaklaşmama rağmen her şey küçülmüş, o alev gibi gözler daha da büyüyordu. Nasıl geldim o yoldan, nasıl yol ayrımına vardım anlamadım. İki şansım vardı. Eve geri dönebilirdim ya da girmediğim diğer yoldan girip asfalt yola çıkabilirdim. O yol ayrımında karar vermeye çalışırken gitmediğim o yoldan bir çift far ışığının yaklaştığını gördüm. Motorun sesinden anladığım kadarıyla bu traktör olmalıydı. Hemen yolun kenarına geçip traktörün durması için elimi salladım. Saçı sakalı birbirine karışmış şişman bir adam kullanıyordu traktörü. Hizama gelince ağız dolusu küfür edip birden gaza bastı. Adamın neden böyle yaptığını anlamamıştım. Ama onu görmek korkumu bir nebze azaltmıştı. Demek ki ileride yaşayan insanlar vardı. Hava
Yavaş yavaş kar atmaya başlamıştı. Arabama binip yavaşça ilerledim. Yolun kenarında dizilmiş eski evler bir bir görünmeye başladı. İyice rahatlamıştım artık. Doğru yolda olduğumdan emin gibiydim. Doğru yoldaydım. Işığı yanan bir ev mutlaka olacaktı. Yavaş tempoda eski köyün içine doğru ilerledim. Köyün içindeki çeşmenin başında su dolduran bir kadın vardı. Bu duruma şaşırdım. Gecenin bu saatinde neden su dolduruyordu? Üstelik etrafta yanan hiç ışık yoktu. Arabayı istop ettirmeden ne olur ne olmaz diye kadının ayaklarına baktım. Ama ayak kısmı çeşmenin çukurunda kaldığından göremiyordum. Tüm cesaretimi toplayarak "Bakar mısınız? Asfalt yola nereden çıkabilirim?" dedim. Kadın soruma tepki vermedi. Tekrar sordum. Yine cevap gelmedi. Bidonunu doldurmuş, eliyle bana bir yönü işaret ederek yoluna devam etti. Biraz daha ilerledim. Köyün içinde, bir binanın içinde ışık yanıyordu. Arabamdaki el fenerini alarak eve doğru yürüdüm. Evdekilere asfalt yola nereden gidebileceğimi sorabilirdim. Evin ikinci katında köşedeki odanın ışığının yandığını görebiliyordum. Evin kapısını tıkladım. Birden evin kapısı açıldı. Kimse var mı diye seslendim. Fakat cevap gelmedi. Merakım iyice artmıştı. Evin içine doğru girdim. Elimdeki el feneriyle lambanın yandığı odaya girdim. Kapıyı açtığımda duvara asılmış gaz lambası yanıyordu. Her taraf aydınlanıyor ama odanın içinde eşya yoktu. Yere serilmiş bir hasır, kapağı açılmış eski bir dolap, ateş yanmayan bir ocak vardı. Ocağın üzerindeki duvarda dizilmiş boş şişeler ve perde vardı. Gözüm birden perdenin arkasına takıldı. Çeşmenin başında gördüğüm kadın perdenin arkasına saklanmış öyle duruyordu. Kadının yüzü bana tanıdık geliyordu. Aman Allah'ım, bu devenin üzerinde gördüğüm gelindi. Hemen oradan kaçmak istedim ama geldiğim kapı kilitlenmişti. Pencereler demir korkuluklarla kapatıldığından aşağıya atlayacak bir yer bulamadım. Tekrar kadının olduğu odaya geldim. Çünkü orada ocağın içinden aşağıya inen bacasını görmüştüm. Kadın bu sefer perdenin arkasında değil, o perdeyle birlikte yere uzanmıştı. Odanın tam ortasında yerde yatıyordu. Kendimi birden bacanın içine attım. Daracık isli bir yoldan aşağıya doğru sürtünerek düştüm. Burası da yukarısı kadar korkutucuydu. Düştüğüm yer resmen ölü kokuyordu. Çıldız çıldız yanan fenerim ancak ben iyice yaklaştığımda önümü görebiliyordum. Bir nesneyi görebilmek için iyice yakınlaşmam gerekiyordu. Üstelik çok ağır bir koku vardı. Artık fener değil, burnumu ve elimi kullanarak ilerliyordum. Ben ilerlerken yumuşak bir şeye dokundum. Çok ağır bir kokusu vardı. Herhalde buradan geliyordu. Daha güvenilir ve pencerelerden ay ışığı alan diğer odaya geçmek istedim. Ama ayağım bir şeylere takıldı ve düştüm. Yere düştüğümde takıldığım şeyin bir insan cesedi olduğunu fark ettim. Fenerimle cesedin yüzüne baktığımda iki gözünün de oyulduğunu fark ettim. Şimdi her şeyi tam olarak anlamıştım. O traktördeki adamın beni görünce gaza basması ve cesedin öldürülerek gözünün oyulması. Deminki kadın kılığındaki cinin yüzündendi. Ninemin anlattığı olay aklıma geldi. Sıkışık odalarda bir başıma çaresizdim. Çıkabilecek bir delik arıyordum. Ay ışığının en çok nereden içeriye girerse oraya yapışıyordum. Bir tane pencere buldum. Demirleri zor oynuyordu. Tüm gücümle bir sağa bir sola gevşettim. Üç tanesini yerinden çıkarttım. Başımı soktum. Tam ayaklarımı da çıkartacaktım ki biri ayağımı tuttu. Birkaç tane tekme salladım ama bırakmıyordu. "Gitmeyeceksin" diye bağırıyordu. Bildiğim tüm sureleri tekrar tekrar okudum. Ben okudukça ayağımı tutan eller bıraktı. Duvarın dibinde bulduğum sandığı pencereyi kapatacak şekilde koyduktan sonra yamaçtan aşağıya koştum. Bir taraftan koşuyordum, bir taraftan bağırıyordum. "Kimse yok mu?" diye. Okuduğum bir kitapta "Bir yerde mezarlık görürseniz en güvenli yer orasıdır" diyordu. Kar lapa lapa yağıyordu. Ben köyün çıkışında bir yerde mezarlık arıyordum. Bulduğumda çok eski bir mezarlık. Bir taraftan da köye bakıyordum. Yıkık dökük binalarda hala ışık yanıyor mu diye. Işığı göremedim ama yankı halinde gelen bir ses beni çağırıyordu. Mezarın yanındaki ağacın altında küçücük bir ateş yaktım. Korkudan mı soğuktan mı belki de ikisi de birden
Bedenim o kadar çok titriyordu ki nefes almakta zorlanıyordum. Sızıp kalmışım orada. Sabah bir adam, "Kardeş, iyi misin?" diyerek elimi kolumu sallıyordu. Gözlerimi açtım. Karşımdaki, dünkü gördüğüm saçı sakalı birbirine girmiş, traktörü kullanan adamdı. "Neredeyim ben?" dedim. "Çatmaların 3 kilometre uzağında, eski bir mezarlıktasın." "Çatma mı?" "Evet, sen nerede sandın kendini? Burada yıkık dük, eski bir köy yok mu?" "Adam, ne köyü, ne evi? Bak ileride birkaç tane çatma var. Hepsi bu kadar," dedi. Adama sordum. "Gece beni görünce neden durmadın?" dedim. "Gecenin o saatinde burada kimse durmaz. Seni başka bir varlık sandım," dedi. Daha sonra beni traktörüyle arabamın yanına götürdü. Şükürler olsun ki bu olaydan sonra ıssız ve tenha yollara girmiyorum. Gece yolculuk yapmıyorum artık.